Aziz kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar, müminler, muvahhidler, bugün kibirlenmek ve kendini beğenip gururlanmanın haram olmasıyla alakalı inşallah dersimizi yapacağız. Mücrim kim? Bakın, ahirette dünyada ayrışamıyorsun belki. Mücrimlerle iç içe yaşıyorsun belki. Ama Allah وَمْتَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler, bugün ayrılın. Hiçbir şehidin hayatına özeniyor musun? Hiçbir Rabbani alimin hayatına özeniyor musun? Hiçbir Resulün mücadele tarzına özeniyor musun? Münfik olan, infak eden bir şahsiyetin gerçekten bu konudaki özverisine, fedakarlığına özeniyor musun? Gıpta ediyor musun? İşte budur asıl olan, esas olan budur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udzubillahi min şururi anfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته Aziz kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar, müminler, muvahhidler, bugün kibirlenmek ve kendini beğenip gururlanmanın haram olmasıyla alakalı inşallah dersimizi yapacağız. Genel anlamı itibariyle bir kimsenin kibirlenmesi, gururlanması hiçbir kimse tarafından makul ve meşru görülmez elbet. En gururlu ve kibirli insan bile belki bunun doğru bir şey olmadığını konuşurken söyler. Ama maalesef bir insanı kibirli ve gururlu yapan hal ve eda, tavır, bunun üzerinde inşallah biraz duracağız. Bir kere şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor ki, kibir kafirlere ait bir özelliktir. İstisnasız tüm kafirler, münafıklar ve müşrikler kibirlidirler. Kibirli oldukları için Allah'a iman etmezler. Her kibir sahibini kafir göremesek de, her kafir istisnasız kibir sahibidir. Konuya ışık tutması açısından Kasas suresi 83. ayeti mealen bir hatırlatayım. O ahiret yurdunu yeryüzünde kendilerini büyük görmek ve fesada çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Asıl ve son kazanç muttakilerindir. وَالْاَقِبَةِ لِلْمُتَّق۪ينَ Yani Rabbim sonumuzu böyle eylesin. İsra suresinin 37. ayetini de hatırlayarım. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Lokman suresi 18. Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme.
yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah böyle gururlanarak övünenleri bu anlamda hiçbirini sevmez. Kasas suresinin 76 ile 81. ayetler bağlamında özellikle Firavun'un ekonomik ayağını oluşturan Karun özelinde bir beyan var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında biliyorsunuz Karun İsrailoğullarındandı. Musa Aleyhisselam'ın kavmindendi. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak istiyordu. Fakat Firavun'u ayakta tutan yine ekseriyette gönüllü kölelerdi. Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara zulmetti. Biz ona yalnız kilitlerini taşımak kuvvetli bir cemaate ağır gelecek hazineler verdik. Allahu Ekber. Yani altınlarını, hazinelerini muhafaza ettiği sanduka onların diyor kilitleri, yani o kilitleri taşımak bir cemaate ağır gelir. Yani artık büyüklüğünü siz tahayyül edin. O kadar hazine vermiş Rabbimiz Karun'a. Bunun üzerine kavmi kendisine servetinle mağrurlanma, mağrur olma, şımarma. Allah şımaranları sevmez. Kur'an-ı Kerim'de şımarma batara olarak ifadelendirilir. Yani Allah'ın kendisine verdiği imkanı şımarıklığa dönüştüren kimse. Allah sana verdiği mal ile ahireti kazanmaya çalış. Yani Allah'ın sana verdiği her ne varsa unutma. Allah onunla senin rızanı, yani Allah'ın rızasını kazanmanı, cenneti kazanmanı istiyor. Sana bir şey verilmişse bil ki bu Allah'tan ve onun seni Allah'a yaklaştırması içindir. Eğer seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa Allah'ın sana verdiği iyiliği sen kötü hale dönüştürmüş olmandan dolayıdır. Yaratılışta hiçbir şey şer değildir. Hayrın ifsad edilmesiyle insan şerri oluşturur. Onun için Nisa 79'da iyilik Allah'a tahsis edilir. Kötülük bizatihi insanların kendi tercihlerine tahsis edilir. Yani Allah Azze ve Celle haşa cemildir, haliktir, musavvirdir, tasvir eder, güzeldir, güzel yaratır. Ama insan bu güzel olanı bozar. Bakın, bozuk hale getirilenler özü hep temizdir. İçki üretilen meyvelere bakın, doğuştan, varoluştan, yaratılıştan hepsi helaldir, temizdir. İnsan onu bozar, kimyasını değiştirir, helali haram yapar. Allah nikahı helal, zinayı haram kılmıştır. Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Örnekleri çoğaltın. Yani insan buluyor, insan. Allah en güzel şekilde yaratıyor. Allah'ın yaratmasında hep bir mükemmellik, muhteşemlik vardır. Haşa, kella. Allah bunu niye yarattı ki? Bunu Allah boşuna yarattı diyeceğimiz hiçbir şey yoktur.
Allah bir şeyi yaratmışsa mutlaka insanlığa bir ihtiyaca mebnidir. Velev ki o an insan onun hikmetini kavramaktan aciz olsa bile, yeryüzünde yaratılan her şey Allah'ın koymuş olduğu yasayla hareket eder. O belirlenen kanunun dışına çıkmaz. Dünyadan da nasibini unutma. Bakın, Kur'an-ı Kerim Allah'ın verdiği nimeti nasibe dönüştürmemizi istiyor. Fakat insanların büyük bir çoğunluğu Allah'ın nimetini nasibi hırsa dönüştürüyor. Nasip hırsa dönüşünce o nasip olmaktan çıkıyor. Bu sefer tamahkarlık başlıyor. Doyumsuzluk başlıyor. Kanaatkarsızlık başlıyor. Ve ne kadar neyi elde edersen et, orada artık sınır kalmıyor. Ve sen hiç memnun olmuyorsun. Yeter diyemiyorsun artık. Hani Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikinci vadiyi ister diyor ya Resulullah Aleyhisselam. O da olsa üçüncüyü isteyecek. Gözünü ne doyuruyor? Toprak. Dünyanın en zengin insanına da en fakir insanının da üzerine toprak atılacak. Aynı ebatlarda çukura konulacak, aynı kefene sarılacak ve aynı toprak atılacak. O hırsa dönüştürdükleri geride kalacak. Onunla gidecek olan hırsa dönüştürmeyip Allah yolunda harcadıkları olacak. Allah sana ihsan buyurduğu gibi sen de ihsan et. Ve yeryüzünde fesat çıkartmaya çalışma. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. İnna Allaha la yuhibbul farihan. Yani Allah bozgunculuk, fesat çıkaranları sevmez. La tafrih. La tafrih. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez ve Karun diyor ki ben onu kendi bilgimle, kendi kazanımımla, becerimle, ticari zekamla kazandım diyor. Mücrim ve müşriklerin malı tasarrufta bulunurlarken böyle bir hadsizlikleri var. Allah diyor ki, fakirleri gözetin, müşrikler diyor ki, Allah vermemiş, ben niye vereceğim? Allah versin diyor. Bir de bizde de böyle bazen olur ya, Allah versin. Sana kim verdi? Allah'ın verdiğinden vereceksin. Zaten Allah veriyor. Karun diyor ki, ben onu kendi bilgimle kazandım. İşte insanın müstanilik ve müstekbirliğinin başladığı yer burasıdır. Allah'ın kendisine verdiğini, ilim olur, güç olur, iktidar olur, mal olur, güzellik olur, evlat olur. Her neyi varsa, insana ne verilmişse onu Allah vermiştir. Allah'a rağmen insan bir şey elde edemez. İnsana verilen her şey Allah tarafından insana verilmiştir. Ondan evvelki asırlarda kuvvetçe ondan daha şiddetli, mala daha zengin nice kimseleri Allah'ın helak ettiğini bilmiyorlar mı? Demek ki biliyorlar. Allah onlar biliyor olmasaydı bilmiyorlar mı diye bir soru yöneltmezdi.
Haşa, Allah azze ve celle abesle iştigal etmez. Elem tera keyfe fe'ale rabbuka bi ashabil fil? Görmedin mi Rabbinin fil sahibine ne yaptığına? Fil sahiplerine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Yani gördünüz. Yani biliyorsunuz. Ama hala inat ediyorsunuz. Mücrimler günahlarından sorulmaz bile. Allahu Ekber. Yani artık bunu dinlemeye bile gerek yok. Yani direkt cehenneme gönderin. Bakın, bu tür Kur'an-ı Kerim'de tasvirler var. O gün herkesi her yaptığından hesaba çekeceğiz. O gün herkes kazandığının rehinidir, fidyesini ödeyecek. O gün herkese kınayıcı olarak kendi nefsi yeter. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendisini ayrıyeten unutturdu. Allah unuttu değil. Allah'a unutma vasfı izafe edilemez. Unutmak beşere aittir. Mecazen de olsa söylenemez. Peki burada mücrimlere günahları sorulmaz. Mücrim kim? Bakın, ahirette dünyada ayrışamıyorsun belki. Mücrimlerle iç içe yaşıyorsun belki. Ama Allah وَمْتَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler, bugün ayrılın. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Biz o gün onların ağızlarına hitam, mühürü vururuz. Mühür. Belediyeden bir adam getirsek, 3-5 versek, açmazlar mı mühürü? Açamazlar. Allah'ın kapattığı mühürü Allah'tan başkası açamaz. Allah'ın mühür vurması kişinin orada, kalbe de ağza da Allah'ın mühür vurması kişinin artık günahta, isyanda, cürümde, ısrarcı ve geri dönmez bir halde kararlı olmasından dolayı bir neticenin bildirgesidir. Sonuç bildirgesidir. O gün, el-yevme nahtimu ala efvahihim. Ağız konuşamıyor. Ne konuşuyor? Ve tukallimune eydihim. Eller konuşacak diyor Allah. O gün eller konuşacak. Ve teşhedu arculuhum. Ayaklar da şahitliğini sunacak. Bakın, ağza mühür vuruluyor, eller konuşuyor, ayaklar şahitlik ediyor. Hatta diyor ki, niye konuşuyorsun? Ele, niye benim aleyhime şahitlik ediyorsun? Ben konuşmuyorum, konuşturuluyorum. Yani insanın acizliğinin, tükenişinin, geri dönüşü olmayan bir yola girişinin göstergesidir aslında bunlar kardeşler. Bir gün Karun zinet ve ihtişamıyla kavminin yanına geldi. Bunun üzerine dünya hayatını arzu edenler, ah ne olurdu şu Karun'a verilenler bize de verilseydi. Böyle bazen iç çekiyor muyuz? Neye özeniyoruz? Yani bu hayatta yaşarken ya şunun gerçekten takvası, şunun ilmi, şunun samimiyeti, şunun fedakarlığı bende olsa,
Şu ilmi keşke ben de cehdederek Allah'ın yolunda insanları hidayete davet etmek için öğrenseydim diye kime gıpte ediyorsunuz? Kime özeniyorsunuz? Kime sevgi besliyorsunuz? Ya keşke futbolcu olsaydık. Keşke biz de şöyle bir imzayla şu kadar paraları götür. Keşke şu araba bende olsaydı. Şu iş yeri, şu firmanın sahibi ben olsaydım. Neye özeniyorsun kardeşim? Neye gıpta ediyorsun? Gıpta edeceğin insan ve nesneler seni Allah'a yaklaştıracak olan şeyler olsun. Mücrimlere geçici süreliğine verilen metalara, sahte ünvanlara, etiketlere aldanma kardeşim, aldanma. Hiçbir şehidin hayatına özeniyor musun? Hiçbir Rabbani alimin hayatına özeniyor musun? Hiçbir Resulün mücadele tarzına özeniyor musun? Münfik olan, infak eden bir şahsiyetin gerçekten bu konudaki özverisine, fedakarlığına özeniyor musun? Gıpta ediyor musun? İşte budur asıl olan, esas olan budur. Ama günahkar olanlar, ahirete yönelik planı ve hesabı olmayanlar, Karun'a verilene özeniyorlar. Diyorlar ki, Karun'a verilen bize de verilseydi, o cidden büyük bir bahtiyarlık içerisinde diyorlar. Kimler diyor bunu? İmana yakın durmayanlar. Mücrimlere ve zalimlere, sermaye ve zalim güç sahiplerine ilgi ve sevgi besleyenler bunu söylüyorlar. İlmi olanlar ise yazıklar olsun size. Bakın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ilimsizliğin insanı nereye sürüklediğini gösteriyor. Kim aldatılır, kim kandırılır? Cahil olan insanlar. Niye Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar? Çünkü alim olan el-alimi takdir eder. Alim olan bilir ki ona verilen Allah'tandır. Tabi burada Kur'an'ın anlattığı alimi kastediyoruz. Böyle belam kılıklılar falan değil. El-alimden beslenen alimleri kastediyoruz. Allah'ın kendisine verdiklerini bir gurura, kibire, bir tuğyaniliğe, belamlığa, hamanlığa dönüştürmeyenleri kastediyoruz. Kendilerine ilim verilenler, bu Karun'a özenenlere diyorlar ki yazıklar olsun size. Bakın bir insan niye şirke düşer? Niye hurafeye ilgi besler? Niye batıla karşı kalbinde sevgi oluşur? Çünkü aldatılmaya en müsait olan insan tipolojisi cahil olanlardır. Cahil kimdi? Allah'ın vahyinden yüz çeviren kimsedir. Bir insan dünyevi anlamda insanların en üst sıraya koyduğu ünvana bile haiz olsa, eğer vahiyden yüz çevirmiş, hayatını Kitab-ı Kerim'e göre tanzim etmemişse bu kimse cahildir kardeşler. Velev ki bu kimse ordinarius profesör olsa bile böyledir. Bakın fitne dönemlerinde müteşabih ayetlerle ilgili olan beyanda da Âl-i İmrân 7'de de benzer bir ifade vardı. Hatırlıyor musunuz? Kalplerinde eğrilik olan, nifak olan, sürekli böyle bir menfaat, böyle bir pusuya yatıp müminlerin açığını arayan tipler var ya, onlar müteşabihlerin peşine düşüyor. İlimde rasihun olan rusuh sahipleri ise
Bunlar Rabbimizin katındandır diyorlar. Onun için Allahümme zidni ilmen. Rabbim böyle yaklaşmamızı istiyor. Allah Resulü aleyhisselam da Allahümme inni euzu bika min ilmi la yenfe'u diyor. Ya Rabbi, faydası olmayan ilimden sana sığınır. Bir insanın Belam bin Bagure tipli olabilmesi için ilim sahibi olması gerekir. İlmi olmayan belamlaşamaz. Oysa ki ilim neydi? İnsanı Allah'a yaklaştırandı. Alimin mürekkebi ile şehidin kanı terazinin kefesinde denktir. Hatta bazılarına göre alimin mürekkebi şehidin kanından bir miktar daha ağır olabilir. Çünkü Allah yolunda şehit olan kimseye şehadet bilincini de alimlerin mürekkepleri öğretiyor. Evet kardeşler, maalesef ilim günden güne çekiliyor. Ve bu konuda ilme, alime, eğitime çok fazla önem vermiyoruz. Meslek olarak görülmeye başlanıyor. Yani tağutun kurumlarından imanlarımız ve hassasiyetlerimiz oranınca korumaya çalışıyoruz bir yere kadar. Ondan sonra işi biraz daha böyle gevşetmeye başlıyoruz. Ama ben bugünün mümin, muvahhid ailelerinde şunu merak ediyorum, görmek isterim, duymak isterim, bu emeğe şahit olmak isterim. Benim çocuğumu ben Allah'ın yoluna adıyorum. Bu ümmetin inşallah Rabbaniyun alimlerinden olacak. Olması için hesap yapacağım, gayret edeceğim, imkanlarımı seferber edeceğim diyen, kendisi de muvahhid olmak üzere kaç kişi vardır? Bunu sizin insaf, vicdan ve gönüllerinize bırakıyor. Dinleyiciler ve bu haberin ulaşacağı kimler varsa. Yani nereden gelecek bu insanlar? Yani biz hep tutacağız asırlar öncesinde yaşamış şahsiyetlerin amellerini zırha dönüştürüp geçmişle mi övüneceğiz? Maziye övgü yaşanılan anın zarar olduğuna işarettir. Her çağ kendi Rabbani alimlerini, mücahitlerini, şahitlerini, şehitlerini, sıddıklarını, salihlerini yetiştirmek zorundadır. Yani ben bugünkü algı üzerinden bilgi yüklenmeyi de kastetmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı alim gerçekten hayatıyla ümmete rehberlik eden, yol gösteren, tağutlardan korkmayan, hayatını fedakarlık üzerine kurmuş, sevdası cennet olan, zulmün her çeşidinden teberri eden, sahip olduğu görüşü Kitab-ı Kerim'in önüne geçirmeyen, mütevazi yaşayan ve gerçekten hayatı Allah'ın gösterdiği yerden görmeye çalışan, Allah'ın yürü dediği yerde yürümeye çalışan, Allah'ın dur dediği yerde durmaya çalışan, Allah'ın öl dediği yerde ölmeye çalışan kimsedir. Onun için Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. Onun için alimin ölümü alemin ölümüdür. Toplum niye bozulur? İki özellik, iki vasıf, iki şahsiyet bozulursa hayat bozulur. Ulema ve umera.
alimler ve emir sahipleri. Hatta bakın aziz kardeşlerim, Nisa suresinin 59. ayetinde ulul emri minkum fe in tanazzatum fi şeyin ferduhu ila Allah ve Resul denilen var ya, hani atiullah ve atiur Resul ve ulul emri minkum, bak Allah zikrediliyor, Resul zikrediliyor ve ulul emr. Kim bunlar? Bazı alimler demiş ki bunlar ümmetin alimleridir. Bazıları da demiş ki bunlar ümmetin emir sahipleridir, yöneticileridir. Ben çok da ayrıma girilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ümmete Allah ve Resulünün öğretileriyle mihmandarlık yapan ulema da, umera da ulul emri minkum içerisindedir. Yaşadığınız coğrafya düşman ihatası altındaysa, küfür ve zulüm tarafından çevrelenmişse, o gün o İslam devletinin yöneticisinin askeri bir deha olması tercih edilir. Suhuletin, sakinliğin, güvenliğin daha yaygın olduğu coğrafyalarda alim olan bir kimsenin devlet başkanı olması tercih edilir. Ama hem alim hem de mücahit, siyasi, askeri, ilmi bilgisini yoğurmuş bir şahsiyet ümmete devlet başkanlığı yapabilecekse, böyle birisi varsa ne âlâ, ama böylelerinde pek çıkartamıyoruz. Onun için bugün İslami hareketler bile kendi içerisinde kategorik tanımlamalara bölünmüştür. İlmi kanat, siyasi kanat. Bakıyorsunuz bugün dünyadaki birçok İslami harekette bu ayrımı maalesef görüyorsunuz kardeşler. Ondan dolayı cahil olan insanların kandırılması, aldatılması fazlasıyla mümkündür. En fazla şirke düşen insanlar cahil insanlardır. Ve dünyevi hırslara aşırı meyilli olan insanlardır. Bu iki menfi özellik insanlarda arttıkça o toplumun şirk ve gayya kuyularında insan sayısı artar. Üzülerek söylüyor. İlmi olanlar ise yazıklar olsun size. Allah'a iman edip salih iş yapanlar için Allah'ın verdiği sevap daha hayırlıdır. Yani siz Karun'un altınlarına, mülküne mi özeniyorsunuz? Niye size gelen rasullerin mücadelesine, onların vaadine, Allah'ın vaadine özenmiyorsunuz? Niye orayı istemiyorsunuz? Çünkü sen oranın lezzetini alamadın. Sen küfrün ve zulmün aldatıcılığına gönlünü kaptırdın. Bir kıbleye yönelsen, bir istikamet krizinden kurtulsan, Allah sana bürhanlarını gösterecek. Sen Allah'ın sana gösterdiğini görmek istemediğin için körleşiyorsun. Onun için zannetme ki o ehli küfrün elindeki onlar için bir nimettir. Azaplarının artmasına sebeptir. Allah yolunda kullanılmayanlar kişinin azabını, sorumluluğunu arttırır. Çünkü bir insana ne verilmişse o ondan sorulacaktır. 1 trilyon verilen adamla 10.000 TL verilen adama hesap aynı olur mu? O 1 trilyonun hesabını verecek, 10.000 TL'nin hesabını verecek. Ne kadar köfte o kadar ekmek diyor ya. Yani sen bu dünyada sahip olduğun şeyleri övünüyor mu? Hava mı atıyorsun? Gurura mı kapılıyorsun?
Bu araba kimde, kimsede yok. Bu cep telefonu kimsede yok. Ben her yerde yemek yemem. Herkesle görüşmem. Sekreterimle görüşsün. Kimsin sen? Niye? Resulullah görüşüyor. Sen kimsin? Yok. Görüşmez. Hazret görüşmez. Dereceyi düşürmez. Öyle mi? Bu kibirdir. Bu gururdur. Resulullah Aleyhisselam kölelerle, müşriklerle bile görüşüyordu. Kibrin, gururun, bakın birazdan hadisler okuyacağım. Göreceksiniz. Kalplerinizi yoklayın bakayım. Şimdi belki şu an gururlanacak, kibirlenecek bir şeyin yok ki gururlanasın. Ama o kalp dünyanın derinliklerinde oluşturduğun zafiyetler var ya, yarın o şartlar oluştuğunda orayı kaynatmaya, tetiklemeye başlarsa eyvah, eyvah işte o zaman yandı keten helva. Allah'ın verdiği sevap daha hayırlıdır. Bu sevaba ancak sabredenler ulaşabilir. O vakit onlara Allah'tan başka yardım edecek taraftarları olmadığı gibi yardım da görmeyecekler. Kasas suresi 76-81. Evet, bunlar ayetler. Birçok ayetler var. Bakın kardeşler, istisnasız tüm kafir, müşrik ve münafıkların, bunların üçü de kategorik olarak kafirdir. Bakın, insanlar Allah'ın katında iki zümredir. İman edenler, küfredenler. Üçüncü bir yol yoktur. Yani o ana hatta insanları taşıyan tali yollar vardır. Mücrimdir, fasıktır, müşriktir, münafıktır. Bunlar küfür yoluna taşır. Muhsindir, muttakidir, sabikundur, mukarrabundur, müslimdir. Bunlar da İslam yoluna taşıyan tali yollardır. Yani bir insan ya İslam milletindendir ya da küfür milletindendir. Bir insan ya mümindir veya kafirdir. Ortası yoktur. Onun için bir insan ya Resulullah'ın, Resullerin yanındadır ya da karşısında kafirlerin yanındadır. Bir insan ya Allah'ın dostudur veya şeytanın dostudur. Ya ben tarafsızım. Tarafsızlık ehli küfre yazılır. Onun için her Resul bölücüdür. Geldiği toplumu ikiye böler. Resullerin yanında yer alan mümin olur, yanında yer almayan kafir olur. Onun için kim Resullerin ve müminlerin yolundan ayrılırsa Allah onu cehenneme sürükler. Nisa 115. Evet. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Resulullah'tan şöyle naklediyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. O sırada bunu bir mecliste söylüyor. Ashabtan birisi diyor ki, İnsan elbisesinin veya ayakkabısının güzel olmasını sever. Hani aslında insanın elbisesini ve ayakkabısını beğenmesi de kibir midir? Sorusudur aslında bu. Resulullah Aleyhisselam da diyor ki, Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir. Müslim rivayet etmiş, Ebu Davud'la Nesai'yi de bu hadisi almış. Şimdi kardeşler bakın,
Kibir nedir biliyor musunuz? Gelin bunu biraz açalım. Hepimiz biliriz ve iman ederiz ki mümin kibir sahibi olamaz. Kibir sahibi olan bir kimse de mümin olamaz. Birbiriyle 180 derece zıttır. Bazıları diyor ki 360 derece. 360 derece aynı yere gelmektir. Yani misal verirken 360 derece eşitlemektir. 180 derece birbiriyle tamamen zıt demektir. Şimdi bakın kardeşler, kibir bir insanın kalbinin derinliklerinde olan bir haldir. Önce bu riya ile başlar. Bak zaaflarınızı kontrol edin Müslümanlar. Zaaflarınızı kontrol edin. Kalbiniz neye meyyal? Neye ilgi duyuyor? Neyi seviyor? Ne sizi palazlandırıyor? Gönlünü mü hoşnut kılıyor? Nefsini mi hoşnut kılıyor? Bunun kararını ver. Nefsini kabartan her şey sende bir zaafın oluşmasına sebebiyet veriyor demektir. Kibir, insanın sahip olduğu bir imkanı muhatabı toplum üzerinde bir büyüklenmeye dönüştürmesidir. Birkaç örnek vereyim. Benim çok oğlum var, benim çok malım var. Benim çok yerde adamım var. Benim çok katlı binam var. Benim en iyi model arabam var. Şimdi bunu nasıl hissettirirsiniz veya hissettirir misiniz? Mesela riya kibire götüren bir yoldur. Riya kişinin gizli bir övünçle rıza makamını değiştirmesidir. Razı edeceği merciyi Allah'tan alıp kendisi gibi acizlere verme halidir. Onun için riyayı Resulullah Aleyhisselam gizli şirk olarak ifadelendirmiştir. Gizli. Sen kalbini burada teyakkuz halinde tutacaksın ve sürekli nasihate açık olacaksın ve kardeşlerine nasihat edeceksin. Sende var mı yok mu? Bazen öyle olur ki namaz kılma şeklin, giydiğin bir üniforma bile seni kibre dönüştürebilir. Ben daha ihlaslı namaz kılıyorum. Ben bundan önce Müslüman oldum. Ben bundan daha fazla şu imkana sahibim. Kibirin temelinde muhatabı zayıf ve alt seviyede görme duygusu vardır. Kafirler niye Allah'a iman etmez biliyor musun? Allah'tan gelene iman etmez. Gururlarına yediremezler. Nefis ve hevalarının esareti tutkusu altına girdikleri için o kimseler Allah'a boyun eğmezler. Bakın Kur'an-ı Kerim'de müstekbirlerle mustazaflar anlatılır. Mustazaf, istizaf halinde bırakılan zaaf, yani zaafa düşürülmüş, mahrumiyet yaşatılan kimseler anlamındadır. Her mustazaf da Allah katında makul ve kurtuluş için yeterli bir sebep değildir. Mesela Kasas suresinin 5. ayetinde Allah Azza ve Celle yeryüzünün varisi olarak müstekbirleri değil, mustazafları yeryüzünün varisi kılmak istemektedir. Çünkü müstekbirler büyüklenme içerisinde oldukları için onlar yeryüzünde kan dökecekler. Ekini ve nesli fesada uğratacaklar. İnsanlara, eşyaya, ekolojik dengeye, kainata
zulmedecekler. İsraf eşyaya zulümdür. Sanayi atıkları ekolojik dengeyi, sünnetullahın, adetullahın işleyişine cinayet sebebidir. Soyu kurutulan her çiçek, bitki, hayvan bir vahyin öldürülmesi ve cinayet sebebidir. Ekolojik dengenin yok edilmesidir. Ekolojik denge sünnetullahın yasasında Allah'ın koyduğu bir işleyiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete o an tanıklık da ediyor olsanız elinizde bir fidan varsa onu toprağa dikin derken burada bir mesaj vermektedir. Nehirde abdest alırken bile israf etmeyin derken burada Resulullah bir mesaj vermektedir. Sen mesaja odaklanmadığın vakitte bunlar senin için lafızdan öte gitmez. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, Allah bir kimseye mal verir, güzellik verir, evlat verir, mülk verir, güç verir, ilim verir. Allah'a, Allah kula ne verdiyse, kula verilenler oranınca kulun Allah'a secdesi artmalıdır. Ekin başağı gibi olmalıdır mümin. Doldukça boynu eğrilmelidir Rabbi Rahim'e karşı. Kafirlere karşı izzetli olacağız. Hani Ebu Ducane'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle başına bir kırmızı kurdaleyi bağlıyor. Bedir öncesi olsa gerek. Böyle meydanda yürüyor böyle gururla. Tabiri caizse kibirle. Resulullah diyor ki bu yürüyüş burada caizdir. Buranın dışında bu yürüyüş caiz değildir. Çünkü burada ehli küfre karşı. Doğrudur, eksiktir bilmiyorum. Şeyh Ahmet Yasin'in, biliyorsunuz kendisi felçli, o varlığına bile Siyonist Yahudiler tahammül etmediler. Füzeyle, bilmiyoruz inşallah şehit olmuştur, öldürdüler. Şöyle bir resmi var, ayak üstüne atmış, nasıl yapmış belki de ona, yani çünkü çok kullanamadığını biliyorum ama böyle bir ayağını ayak üstüne atmış bir resmi var. Niye böyle resim verdin dediğinde bunu Siyonist bir Yahudi çekiyordu diyor. Yani ona karşı ben şey olmalıydım, yani böyle ezik durmamalıydım diyor. Şimdi bakın, savaşın hukuku ayrıdır. Fakat mümin olan bir insan hayatının içerisinde ne kadar vakur, mütevazi ve münif, yani naif, böyle munis yaşarsa, yaşamaya gayret ederse, amellerini bu yöne çevirirse, o insandaki olası kibir alametleri tabiri caizse tıraşlanır. Ondan dolayı insana zaman zaman mahrumiyetin resimleri gösterilmelidir. İnsanlara sürekli tavsiye edilen üç ziyaretgah vardır. Ve bu üç ziyaretgah da insanın ziyaret edilenler açısından değil, önce ziyaret eden açısından gereklidir. Bir, hastaneler, yoğun bakım üniteleri ve acil servisler. Arada bir hiç işiniz olmasa da, bir tanıdığınız olmasa da uğrayın oraya Müslümanlar. Allah'ın size nasıl bir nimet verdiğinin farkına var. Hiçbir şeyle gurur, kibir değil, şükür ve hamd etmeniz gerektiğini orada öğrenin. Bir,
Hastahaneler, özellikle girebiliyorsanız yoğun bakım üniteleri, hatta şöyle acilin büyük şehirlerinde şöyle bir yarım saat bekleyin, zaten 10 tane vukuat görürsünüz. Dakika başı vukuat, hele bir de Adana'daysanız falan zaten bir 5 dakika yeter herhalde. Adanalılar gücenmesin de. İki, hapishaneler. En son ne zaman gittiniz? Hiç hapishaneye giden var mı? Hiç oradaki bir mazlumun, bir mahrumun, bir Müslümanın neler yaşadığını hiç tefekkür ettiniz mi? Gidin. İçeri girmeyi beklemeyin. Çok ağır bir imtihan. Tanıdığınız olabilir, tanımadığınız olabilir. Mektuplaşın, ziyaret edin. Çok şey kazanırsınız. İnsanı hayatın içerisinde vasatta tutabilecek en güzel, mutedil özelliklerden birisi empati yeteneğidir. İnsan empati yeteneğini geliştirdikçe kendisinde olan zaafları görüp gıpta edilecek olan özelliklere de haiz olma konusunda gayret, cehd sarf eder. Üçüncü yer, kabristanlıklar, mezarlıklar. Mezarlık ziyaretinin tek bir esprisi vardır. Hadi hastanede bir garibi, bir mazlumu ziyaret ettiniz, bir yakınınız olabilir, motivasyon yüklediniz, geçmiş olsun, Allah şifa versin dediniz, eyvallah. Bu bir tanıdığınız olur, tanımadığınız olur. Diriye bir faydası vardır. Hapishane yine öyledir. Ölü, benim bir yakınım gelmiş. Tabi bunlarla da ilgili biliyorsunuz bir sürü şehir efsaneleri var. Geliyor, selam veriyor, alıyor falan. Oo, kim gelmiş falan. İmkan olsa çay falan ikram edecek orada. Efsanenin biri 1000 para. Buna son modern çağıyla birlikte dördüncü bir şey daha ilave edelim kardeşler. Huzur evi denilen huzursuzluk evleri. Bakın sektörel bir pazara dönüştü. Şu an eliniz ayağınız tutuyor hemen hemen. En yaşlınız burada bir iki kişi var. Şu an hepinizin el ayağı tutuyor. Yarın oraya bırakılmayacağınızın bir garantisi yok gençler. Adam bunu hizmet olarak görüyor. Turizm sektörü gibi görüyor. Bunun için konseptler oluşturmaya başladılar. Yani oğul, kız, zengin, bir sürü mal varlığı var. Ama evlerinde babalarını ve annelerini ağırlamak, bakmak istemiyorlar. Ya damat istemiyor, ya gelin istemiyor, ya evladın kendi istemiyor, ya torun istemiyor. Artık ağırlık görüyor, yük görüyor. Benim gözümün önünde olmasın. Nerede olsun? Sen nasıl yetiştin? Annen ve baban seni büyütmek için nasıl, ne türlü zorluklar yaşadı? İşte empati yeteneğini kaybedince seküler dünya böyle makyavelist, bencil, narsist tipler üretiyor. Mümin olan birisi böyle düşünebilir mi? Düşünmesi bile günahtır. Ama bugün maalesef bu alanlar sektörel bir pazara dönüşmüştür kardeşler. Adamlar kediler için otel yapıyor ya. Ulan biz adamlar bulamıyor. Kedi. Çekmeköy'de ben hayvan oteli gördüm. Kediyi köpeği adam bir yere giderken otele bırakıyor, orada bakıyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
son yıllarda Türkiye dahil olmak üzere zaten Batı kültürü bu hayvan meselesi apayrı bir yere geldi. Şu an hayvan mamasına verilen paranın haddi hesabı yok. Bir de bu Müslümanlarda evlerde bir kedi besleme hastalığı, büyük böyle bir hayvancılık sevgisi başladı. Evinde kedi olmayan Müslüman bulmakta gün geçtikçe zorluk çekiyoruz. Tabii Ebu Hureyre'de olunca sevap da oluyor, değil mi? Enteresan, enteresan. Bunun cevazlığı konuşulmalıdır. Bunlara harcanan para israf statüsünde olup olmadığı masaya yatırılmalıdır. Kediye köpeğe mamayla, parayla beslemenin şer'i cevazlığı konuşulmalıdır. Ben caiz olmadığı kanaatindeyim. Şimdi ana gündemimiz bu değil. Çok ilginç. İnsanlar hobileri için, kendi zevkleri için, keyifleri için dünya kadar harcama yapıyorlar. Ama bir mazlumu, bir ihtiyacı, bir fakiri, bir İslam yolunda aynı fedakarlığı, özveriyi göstermiyor. İşte neyi ciddiye aldığın, neyi önemsediğin, neye samimiyet gösterdiğinle alakalı bu bir tablodur. Yani biliyorum bazıları zoruna gidecek, YouTube'un altına yorumlar da yazmaya başlıyor. Hocam kedi beslemek caiz değil mi? Yani ne demek istedin falan. Bir insanın Allah tarafından kendisine verilen bir şeyi övünce, büyüklenmeye, gurura dönüştürmemesi lazım. Şükre, hamde dönüştürmesi lazım. İşte kula imkan verildikçe onun şükrü artarsa o nimete dönüşür. Onun için وَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُ. Şükredin, nankörlük etmeyin. Siz Allah'ı anarsanız, Allah'ı zikrederseniz, Allah'ın razı olacağı ameller işlerseniz, Allah da sizi arzında, yeryüzünde anılır, takip edilir, sözü dinlenir, insanlardan kılar. Şükredin, nankörlük etmeyin. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmin şükrü o ilmi insanlara taşımaktır. Gücün şükrü onu adaletle kullanmaktır. Malın şükrü onu Allah yolunda feda etmektir. Gençliğin şükrü onu Allah yolunda kullanmaktır. Sağlığın şükrü hastalık gelmeden o sıhhati ömrü Allah'a vakfetmektir. Yani her nimetin kendi cinsinden olmalıdır şükrü kardeşler. Kalbinde zerre kadar kibir olan, yani neye karşı kibirleniyorsun? Ya bu benim statümde değil, bununla ben konuşmam. Ya bununla fazla muhatap olmam. Zengine hayırlı olsun, fakire nereden buldun? Bakın bu bir kibir alametidir. İlim öğreniyor. Lan sen kimsin ki benimle konuşacaksın? Senin kilon ne? Ne okudun? Ne oldu? Gitti. Bu şekilde o ilmi elde etmeseydin daha hayırlıydı. Dikkat edin. Bu kibriniz evde hanımınıza olur, çocuğunuza olur, emrinizin altındaki işçilere olur. Lan patron benim lan,
Burada benim sözüm geçer. Ben böyle diyorsam böyle. Öyle mi? Allah ne diyorsa öyle oluyor mu? Sen kimsin? Resulullah Aleyhisselam ashab-ı güzine şöyle olsun diyor. Şöyle yapalım diyor. Onlar da diyor ki, ya Resulullah böyle yapsak olmaz mı? Ya da böyle yapmamızı Allah mı söyledi? Yoksa senin tercihin mi ya Resulullah? Yani Allah'ın, Resulün her yaptığını Allah ona söylemiyordu. İlla Muhammed böyle yap. Resulullah'ın kendi içtihatı da vardı. Kendi tecrübesi de vardı. Kendi yorumu da vardı. Zaman zaman isabet etmez, Allah da uyarırdı. Bu Resulullah'ın risaletine de halel getiren bir durum değildi. Bu Allah karşısındaki beşeriliğinin bir ifadesiydi. Sen ilahlaştırıyorsun. İlahlaştırma. قُلْ اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana vahyolunmakta. Mesela Resulullah Aleyhisselam şunu demiyor ashabına. Sen kimsin ki bana akıl veriyorsun? Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Yıkıl karşımdan. Hücum edin buna. Atın bunu buradan. Çıkarın ne kadar gizli dosyası varsa. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La yüsel, öyle mi? Bugün güçlü olduğunu zannedersin. Bugün meddahların olabilir, dal kavukların olabilir. Ama o gün Allah'a tek hesap vereceksin. O seni palazlandıranlar, o seni şişirenler, o sana sahte alkış sallayanlar var ya, yarın onlar da zilleti yaşayacak, sen de zilleti yaşayacaksın. Mütevazi ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin en mütevazi, en makul, en asgari şartlarda yaşayan kimse onunla eşdeğer bir hayat yaşıyordu. Bakın çok önemli. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hadi Mekke döneminde müşriklerin baskısı vardı. Her ne kadar tüccar bir hanımla evlenmiş olmanın getirdiği bir maddi refahı olsa bile genel anlamda, hadi diyelim müşriklerin orada baskısı vardı. Medine'de İslam devleti olma sürecinde bakın ganimetlerle ilgili ayetler indi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana ganimet mallarını soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Allah taksimi Allah yapıyor. Diyor ki beşte biri senin. Allahu Ekber. Resulullah kendinde tutmuyor. Dağıtıyor. Dağıtıyor. Allah ganimetlerin beşte birine Resulullah'a vakfetmesine rağmen Resulullah pay ediyor. Dağıtıyor. Ve Resulullah'ın böyle, hani vallahi yanlış anlamayın. Bazen diyorum ki hani şu masada bile oturmak makul mü yani kardeşler ye. Hani kendim görüleyim diye. Böyle ayrı bir tabaktan yemez. Yani ashabı karavanalardan, tabildottan, Resulullah porselen tabaktan falan yemez. Sahabesi hangi tabaktan yerse onu yer. Yani Resulullah'a biraz et götürelim, biz suyunu içeriz. Yok, Resulullah ashabı ne yerse onu yer. Ne giyerse onu giyer. Nerede oturursa orada oturur. Öyle özel bodyguardları falan yok kapının önünde. Özel kalem müdürü falan da yok. Kaftanı da yok, tahtı da yok, tacı da yok. Neyi var? Öyle diyorlardı ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü, sana iman edersek bize ne var? Bana ne varsa sana da o var. Hayat bu. Bana ne varsa sana da o var. Allah Azze ve Celle insanların imkanlarıyla imtihan eder. Kimine fazla verir, kimine o fazla vermez. Az verir cümlesi tam karşılamıyor. Kimine fazla verir, kimine fazla vermez.
ama herkese yeteceği kadar verir. Çünkü Er-Razzak'tır. Karın yağdığı ağaçların her tarafını, karın kapattığı yerde bile o kuşların rızkını bile Allah karların altında o kuşlara verir. Denizin 10 bin metre altında ismi bilinmeyen balığın rızkını Allah ona verir. O Er-Razzak'tır. Hiçbir hayvan mal biriktirmez, yığmaz. Doğal olarak güvenir. Biz daha doğmamış torunun hesabını yapıyoruz. Ona da bir şey bırakalım, onu eve ver. Daha bir dur dünyaya gelseydi. Yani nelerin hesabını yapıyoruz. Daha çocuk emeklemeye başlamamış, ona ev almayı düşünüyor. Onu cennete götürmeye düşün. Onu cennete nasıl götürürüm de. Onu düşün, onu. O lazım sana. Bırak, o büyür. Kadının kocası cihatta şehit oluyor. Diyor, ne yapacaksın? Kocan da öldü. O Razzak değildi ki diyor. Ona rızkı veren, bana da rızkı veren Allah'tır. Bundan buraya kadar ne olduysa bundan sonra da olur. Allahu Ekber, tevekkül bu. Dolayısıyla bazen hırsa dönüştürüyoruz. Hırs yapmayalım. Kibirden kaçınalım kardeşler, kimseye karşı. Bakın, bir insanın kibirli olması hayatın her kademesinde herkese kibirli olması manasında değildir. İnsan kendinden üst seviyede gördüğüne kibir yapamaz. Kendinden alt seviyede gördüğüne, talebesi olana, fakir olana, işçisi olana, biraz hayat standartı düşük olana böyle şey yapar, sahip olduğu imkanı övünce dönüştürür, baskıya dönüştürür, alay eder. Bazen bu bir çingene olur, bir dilenci olur, gelir. Mesela o an bir şey veremiyor mu? Kötü bir laf söyleme, iyilik, iyi bir söz söyle. Sadaka iyi bir sözün olsun. Kimseyi tahkir etme. İşçine bir iyilikte mi bulundun, talebende? Başına kalkma, ezme onu. İnsanız. Ulan sana iyilik yapan da kabahat. Şimdi imtihan ediliyoruz. Bu sözü söylememek gerekiyor. Yaptığın iyiliği büyük görerek başa kalkma diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi orada sen de imtihan ediliyorsun. Onu sana gönderdi Allah. Fakiri gönderdi, sadaka verdirecek. Onu senin sevap kapın yapıyor. Bir konuda eşini gönderiyor, çocuğunu gönderiyor, arkadaşını gönderiyor. Senin o alanda var olan o iç benliğini ne yapıyor? Muhakeme ettiriyor sana. Bakayım başa kalkacaksın mı? Pes edeceksin mi? Şikayette bulunacaksın mı? İmtihan edildin. Çok kolay değil. İnsanın iç dünyasında dışa vurmadığı imtihanlar daha ağırdır. Çünkü orada insanın kendisini kontrol edecek insandan başkası, Rabbinden başkası yoktur. Mesela dışarıda bazen görürsünüz. Artık o kadar kibir sahibidir ki dışa vurmuştur artık. Paçalarından, eteklerinden taşmaya başlamıştır. Yürüyüşü, konuşması, hareketi, girdiği mekanlar, İnsanlara karşı bakışı o kadar hissedilir ki aslında insanoğlunun normal şartlarda kibirlenecek hiçbir şey yoktur. Ölünce morga koyuyorsun, en yakını bile dokunamıyor, yaklaşamıyor. Ne oldu? Bak, en sevdiklerin kaçıyor senden. Hani hava atıyordun. Dünyanın en zengin insanının da en fakir insanının da gömüleceği çukur aynı, giyeceği aynı, üzerine atılacak toprak aynı. Ya şunun zengindi, biraz durumu iyiydi, şunun merteklerini, mertek derler, biraz daha kaliteli gürgen ağacından, meşeden yapalım
dediğini duydunuz mu siz? Şunun biraz daha mezarını büyük yapalım. Ha bazen şu oluyor. Türbe ve yatıra dönüştürülen öldükten sonra böyle farklı süslemeler, mermerler, bazen Fenerbahçe, Beşiktaş logoları. Geçen birisi yazmış, laiklikten hiç taviz vermezdi. Görürsün. Ebeni, dedeni, sülaleni, amellerini orada görürsün. Eski ağır ceza hakimi, ünvana bak. Gerçekten ha, mübalağa falan değil. İşte kahraman Türk askeri. Değişik değişik. Görürsünüz. Hani el-hakumu tekâthur hatta zurtumul makabir diyor. İşte aslında bu biraz onu çağrıştırıyor. Çayları dağıtabilirsiniz. Soğutmayın orada. Ben biraz tam bak ışığa getirmişsin. Senin suçun saati göremiyor. Herkes birine suç atıyor ya. Ben de sana dağıtın dağıtın. Ya buraya kadar getirmeyecektiniz. Buraya getirmişse orada ne bekletiyorsunuz oğlum? Millet içecek yani. Tabi burada mesaj bana anlıyorum yani. Getirdik topla. Bir hadis daha okuyayım, bitiriyorum kardeşler. Bukhari almış, Müslim, Tirmizi almış bunu. Harise bin Vehb'in Resulullah'tan şöyle buyurduğunu, şöyle işittiğini rivayet ediyor. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Şimdi biz size pasta verdirdik diye siz de şurayı bozmayın. Hadi bir bekleyin. Mübarekler. Hı? Baklava mı? Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli. Allahu Ekber. Müminin yüreği şefkatle doğru olacak. Zarif olacak, naif olacak, latif olacak, merhameti kuşanacak. Resulullah böyle biriydi. Onlar, cehennemlikler katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir. Ya Rabbi, cehennemlik amel işlemeye sebebiyet verecek her anlayış ve davranıştan bizleri koru, bizleri arındır, bizleri mümin olanlardan, sana mümin olarak kavuşanlardan eyle. Vesselamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin.